Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Saudi Arabistan'daki 4 Uyghur'unu kutulduruş için imza faaliyeti başlandı. Xalqaro keçirim teşkilatı Saudi Arabistan dairleri tarafından sebepsiz tutulduruluyotgan Xitoyga qaytarilish xavfidan texa to'liq qutulolmagan 13 yoshli qizni o'z ichiga olgan 4 Uyg'urni qutuldirish uchun imza faoliyati boshlandi. Xalqaro kechirim tashkiloti bu vaqtda chaqiriq e'lon qilib, Saudi Arabistonni Buxaljam Abdulla va uning qizini Xitoyning qiyin qistoqqa elishiga topshirib bermasligi kerakligini bildirgan. Chaqiriqda biz Padisha Salman bin Abdul Aziz Al Saudga shuni murojaat qilamizki, Buxaljam Abdulla uning qizi Buxaljam Abdullaning sobiq yo'ldoshi Nurmuhammad Rozi va uning do'sti Hamdulla Valini Xitoyga qaytarish harakatini darhol to'xtatishlar kerak. Ularning jinoyat sodir qilganligi haqida ishonchli dalil isbot bo'lmagan ahvol ostida ularni darhol qo'yib berishlarini talab qilamiz deyilgan. Mazkur tashkilot yana Xitoy rejimining dini milliy kimligi sababidan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarga qarshi ijro qilinayotgan erkinlikni cheklash, qiynash va ig'ir darajada ziyonkashlik qilish qatorli qilmishlarni isbotlaydigan yetarlik paket borligini, bularning oshkorlangan rasmiy hujjatlarda o'tirg'i qo'yilganligini, dalil isbotlarning yuzligan guvohchilarning guvohligi, bir qism sinlar va sun'iy hamra orqali tortilgan suratlar qatorliqlarni o'z ichiga oldiganligini bildirgan. Saudi Arabistan bexatarlik dairleri 2020-yili 20 noyabr Makka Mukarramning Misfila mahallasidagi bir uyga bastirib kirib, bu uyda o'ldirishlik ikki Uyg'urni tutqun qilgan. Tutqunlarning biri 2020-yili 2-oyda Saudi Arabistonga umri hajga berib, Xitoy virus sababli Turkiyaga qaytalmay turib qolgan Hamdulla Vali. Yana biri 2006-yildan beri Saudi Arabistonda turish ruxsati bilan yashab kelayotgan Nurmuhammad Rozi bo'lib, ularning har ikkilisida Turkiyaning uzun muddatlik iqomati bor ekan. Buxaljam Abdulla bo'lsa Nurmuhammad Rozining burunqa ayoli bo'lib, u 13 yoshli qizi bilan bu yil 30-mart Makka atrofida Saudi dairlari tomonidan tutqun qilingan edi. Mazkur 4 Uyg'ur asli 13-aprilda Saudi dairlari tomonidan Guangzhou uchadigan aeroplan bilan Xitoyga qaytarib yetishga o'rinlashtirilgan bo'lsa-mu, Saudi dairlari xalqaroliq besim ostida ularni Xitoyga qaytarishni to'xtatib qo'ygan edi. Xitoy majburiy amgakka qarshi turish ahdinomasini imzoladi. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli kuchli besimga duch kelgan Xitoy rejimi numussizlarga majburiy amgakka qarshi turish ahdinomasini imzoladi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyat tomonidan qattiq ayblangan va bir qism jazolarga uchrayotgan bir paytda Xitoyning atalmish mamlakatli xalq qurultoyi doimiy komitetining 34-qatimliq yig'ini 20-aprilda yopilgan. Mazkur yig'inda 1930-yildagi majburiy amgak ahdinomasi va 1957-yildagi majburiy amgakni bekor qilish ahdinomasi tasdiqlangan. Fransiya agentligining xabariga asoslanganda xalqaro amgakchilar birlashmasi mutaxassislar komiteti 2-oyda Xitoydagi va Sharq Turkistondagi boshqa millat va diniga e'tiqod qildigan xalqlarga qilinayotgan muomillarga qattiq diqqat qilayotganligini o'tirg'i qo'ygan ekan. Xitoy xalqaro amgak tashkilotining majburiy amgakka selishni amaldan qoldirish ahdinomasini tasdiqlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu Yevropa ittifoqining Yevropa-Xitoy ikki taraflik mablag' selish kelishimidagi shartlarning biri ekan. Xalqaro amgakchilar tashkiloti Bloomberg agentligiga bu haqda bayonot berib, majburiy amgakni amaldan qoldirish xizmatdagi asosiy prinsip va huquqdir. Shuningdek, Xitoyning bu asosiy ahdinomalarni tasdiqlashi nihoyatda muhim ahamiyatga ega degan. Amerika prezidenti Joe Biden bultur 13-oyda Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonuniga imza qo'ygan. Qonunga asosan, agar shirkatlar mahsulotlarining majburiy amgak orqali ishlab chiqarilmaganligini isbotlay olmagan taqdirda 6-oydan tortib ularning Sharq Turkistondan mol import qilishi cheklandi ekan. Undan boshqa Xitoy bilan Yevropa ittifoqi 2020-yilning oxirida imzolagan ikki taraflik mablag' selish kelishimi Sharq Turkiston masalasi sababli to'xtatilgan bo'lib, ikki tarafning kayni-kaynidan bir-birini jazolashi orqasida mazkur kelishim muddatsiz kechiktirilgan. Bloomberg agentligining xabarida tahlil qilinishicha, Xitoy Rossiya-Ukraina urushida Rossiyani qo'llaganligi sababli majburiy amgakka qarshi turish ahdinomasini imzolasimi, Amerika va Yevropa bilan bo'lgan savdo munosabatini yaxshilashi natayin ekan.
Amerika Şərq Türkistan məsələsi də Xitayğa işənməydiğən bolub, bu əhdinamını imzalaşını əməliyyətdə Xitayının obrazını yaxşılaş hərəkəti əməli icra qılınmaydı dəb qaraydıkən. Avropa İttifaqı Soğudu Uyuşmasının rəisi George Woodke aldınqı həbdədiki sözüdə, əgər Xitay Şərq Türkistandakı siyasını həqiqi türdə özgərtməsə, Xitayının keçikib bu əhdinaminin təsdiqləşinin Avropa İttifaqının pozisiyasiga təsir göstərməydiğanlığını bildirgən idi. Amerika elçisi Uyğur tutqullarının aile təvabiatları bilən körüşüb Xitayını əyibledi. Amerikanın BDT'de turuşluq baş elçisi Şərq Türkistandakı Uyğur tutqullarının aile təvabiatları bilən körüşüb Xitayının Şərq Türkistandakı vəhşilikini əyibledi. Amerika avazının xəbərdi bildirilişçə Amerikanın Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı turuşluq baş elçisi Linda Thomas Greenfield xanım 20 aprel Xitay dairələri tərəfindən tutqun qılınğan Uyğur doktor Gülşən Abbasının ailəsiklər bilən körüşkən. O Twitter'da bu doğruluk uçur yollab nahaq tutup durulubatkan Gülşen Abbas'ın ailesikler bilen körüşkerlikini, Amerika'nın Gülşen Abbas'ın bihaterliki ve kuyup birleşi üçün devamlıq tırışıdı qallıqını, hem de Xitay'nın Uyğur qatarlıq milletlerge qaratkan vekşilikigi karıştırdı qallıqını təkidligen. Pensiyaga çıkan doktor Gülşen Abbas 2019 yılı Xitay dairler tarafından tutup getilip, 20 yıllık qamaq cezasına hüküm kılıngan. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin burun bir qatımlıq muhbirlarını kütüb eliş yığınıda Gülşen Abbas terrorluq təşkilatıqı qatnaşqanlıqı, terrorluq paadiyetlerge yardan bərgəlliki və ammını topluqanlıqı üçün ədliyə tarmaqları tərəfindən qolğa elinib cəzalandı deyə bildirilgan idi. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetimi Xitay rejiminin çət əldiki uyğurlarının uruq tuqqanlarını görüqə elib elib, onlarının Xitayğa qarşı paadiyetlerini çəkliganlıqını bildirgan. Gülşen Abbas, Amerika'da faaliyet kılıvatkan Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Roşan Abbas'ın acısı bulup, Roşan Abbas hanım acısının türmege taşılınış sebebinin emiliyette özünün Amerika'daki faaliyetleri işgeldikini, Xitay bu sebeplik onun ailesinin öç alğallıqını etkan edi. Teşkilatlar Birliği heyeti Xalqara Uquqçular Münbirini ziyaret kıldı. Xalqara Şərq Türkistan Teşkilatlar Birliği'den teşkillenigen bir heyet 20 aprel, Xalqara Uquqçular Cemiyeti Münbirige yeniden reis bulup tayinlengen Doktor Osman Akgül'ni ziyaret kıldı. Heyet Xalqara Şərq Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan, Sütuq Boraxan İlim ve Medeniyet Vakfı reisi Doktor Abdıxalıq Uyğur, Muavin reis Abdirşit Emin ve İdara Heyet Azası Adil Muhammed Oğlu Qatarlıqlardan teşkillendi. Heyet ziyaret cereyanında Doktor Osman Akgül'nün yeniden vazifeye oturğanlığını tebrikleyendeyken, Şərq Türkistan davasının Türkiye'deki ve Xalqaradaki terakkiyatı meselesini müzakere kıldı. Şunaqla Uyğur oquqçularının keleçki üçün orta hizmet kılış, hemkarlaşış hakkı da söhbətləşdi. Avrupa bilen NATO Rusya'ya karşı embargolarını texamı küçə etmekçi. Avrupa İttifaqı bilen Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı Ukrayna'ya 24 fevraldan buyan davamlaşıvatkan hücumları səbəbidən Rusiyaya qarşı embargolarının küçəytildiğanlıqıdan bişaret verdi. Türkiye Avası Radiosu'nun bu vaqtiki xəbərdə bildirilişçə Avrupa İttifaqı Komitetinin başlığı Ursula von der Leyen, Avrupa İttifaqı Kengişinin başlığı Charles Michel ve NATO Başkatibi Stoltenberg, Amerika Prezidenti Joe Biden'ın bazı xarib dövlətlərinin rəhbərləri bilen ötküzgən sin yığınığı qatnaşqan. Ursula von der Leyen yığın ahırlaşkanda söz kılıp, rehberlerinin Ukrayna'nı kollaşını devamlaştırdığallıqını əskertken halda, Rusya'ya kartlıgan embargolarını texamı küçeytimiz. Ukrayna'ğı bolğan ixtisadi ve xaupslik cahetteki yardımlarımızını texamı aşırımız digen. NATO'nun bu axtiki bayanatı da rehberler Rusya Prezidenti Putin'nin uruşunu dərhal toxtışı gerektiğini təkidledi. Ve uruş toxtılıqca Moskova'ğı texamı köp ixtisadi bedel tövletişinin əkmiyeti üstüde gelişdi. Başkatip Stoltenberg NATO'nun müdafiyesini küçeytiş hizmetleri hakkında yığın ahlige məlumat berdiye deyilgen. Biden'nin riyasetçilikide ötküzülgen bu qetimgi sin yığınığa Avrupa İttifaqı ve NATO'dan başka Angeliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, İtalya, Polşa, Rumuniya ve Yaponiya qatarlıq devletlerinin baş vezir, baş ministerleri qatnaşkan. Azerbaycan bilen Kırgızistan strategilik şiriklik xitabnamesi imzaladı. Kırgızistan Prezidenti Sadir Japarov'nun Azerbaycan'daki devlet işleri ziyareti cereyanı da iki devlet otursa da stratejilik şiriklik xitabnaması ve bir qatar kelişimler imzalandı. Türkiye Avası Radyosu'nun haberde kayıt kılınışça Kırgızistan Prezidenti Sadir Japarov devlet işleri ziyareti üçün Azerbaycan'a bargan bulup, paytaxt Baku'da Prezident İlham Aliyev tarafından murasim ötküzüp karşılanğan.
arkadan ayrım ve heyetler ara uçuruşlar ötküzülgen. Aliyev ayrım ötküzülgen yığındaki sözüde Kırgızistan ve Azerbaycan'ın iqtisadi hemkarlık, katnaş, sodi miktarını aşırış ve rayon bihaterliki qatarlık meselelerinin her iki devletin kün tertibide işkerlikini oturgu koygan. Kırgızistan Prezidenti Japarov mu Azerbaycanlı qeyrindaşları bilen hemkarlaşışkı her vakit tayar işkerlikini tähkidigen. Söhbetinkin Aliyev bilen Japarov, Azerbaycan bilen Kırgızistan'ın stratejilik şiriklik münasibeti xitabnamesi ve iki devlet otursudu devletler ara kengaş kuruş ramki gelişimini imzalıgan. Azerbaycan bilen Kırgızistan'ın alakadar minister ve organlarımı maarif, ahbarat, dihkancılık, alaka, avasya alakası, neşir hukuki ve pul muameli qatarlıq sahalardaki türlü gelişimlerge imza koygan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.